Ben Doktor Ramazan Keskiner. Ahyevran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği uzmanıyım. Bugünkü konumuz ishal ve ishalli hastalıklarda sıvı desteği. İshal dediğimiz hastalıklar temelde mikrobiyolojik, yani mikrop kaynaklı olan, onun dışında kemoterapi gibi, radyoterapi gibi ve aynı zamanda kullanılan antibiyotiklere bağlı ortaya çıkabilen ilaç yan etkileriyle gördüğümüz ishaller. Bir de şeker hastalığı, böbrek yetmezliği gibi hastalıklarda ortaya çıkan metabolik ishallerdir. İshal kavramı burada dışkının sıvı kıvamda gelmesi veya gün içerisinde de üçten fazla şekilde sıvı şekilde dışkılama yapılması olayı ifade eder. Bazen bu ishallerde kan ve sümüksü balgam tarzında ishal çıkışı, dışkı çıkışı da söz konusudur. Mevsim itibariyle görülen enfeksiyöz, yani mikrobik ishaller yaz aylarında daha çok karşılaştığımız gıda bozulmalarına bağlı olarak ortaya çıkan ishallerdir. Bunun dışında hazır gıdalarla veya bozulmuş gıdalarla, açıkta satılan gıdalarla, arazideki çeşmelerden, hayvansal veya yabani ortamda beslenen evcil hayvanların dışkılarıyla kirlenmiş su içilmesi durumlarından, birikinti sularda, göldere suyu gibi suların içilmesi sonucu veya kanalizasyon sularıyla sulanmış sebzelerle beslenme durumlarında ortaya çıkabilen ishaller söz konusudur. Burada temel korunma yolu olarak hijyen kurallarına uymak, kaynağını ve temizliğinden emin olmadığınız gıda tüketiminden uzak durmak, aynı zamanda çabuk bozulabilecek, özellikle sıcak havalarda çabuk bozulabilecek tavuk, tavuk döner, kıymalı pide, lahmacun gibi, sucuk, sakatat gibi gıdaların temiz ortamlarda hazırlandığından emin olmadığımız durumlarda yenmemesi, uzak durulmasına fayda vardır. Aynı zamanda yumurta gibi beslenme maddelerinin yıkanarak saklanmaması, sadece yenileceği zaman, yani pişirme işlemine alınmasından önce temizlik işlemi yapılabilir. Yoksa herhangi bir yıkama işlemine tabi tutulması yumurtanın da mikrop kapmasına ve hastalık sebebi olmasına sebep olabilir. Bunun dışında et ve özellikle de tavuk ürünlerinin bozulması sıcak havalarda daha fazladır. Bunların da fazla bekletilmemesi ve normal tüketim zamanları içerisinde tüketilmesine fayda vardır. İshalde en önemli ortaya çıkan bulgular kişilerin sıvı kaybından, yani ishalde kaybettikleri sıvı ve içerisindeki tuz oranlarına, mineral oranlarına bağlı olarak ortaya çıkan şikayetlerdir. Bu nedenle de en önemli faktör kaybedilen sıvının yerine konulmasıdır. Özellikle çocuk ve yaşlı hastalarda bu açıdan dikkat edilmesi ve bunların gün içerisinde normal zamanlardaki içtikleri sıvıdan daha da fazla olmak üzere ortalama olarak gün içerisinde 2,5 litreden aşağı, 2 litreden aşağı düşmeyecek şekilde sıvı alınmasını sağlanması faydalıdır. Alınan bu sıvılarda da suyun niteliği önemlidir. Kaynamış, soğumuş su olması ya da menşeinden emin olduğumuz temiz sular olması faydalıdır. Bunun dışında patates haşlaması, pirinç lapası, yoğurt, ayran, şekersiz çay, kabuksuz şeftali, kabuksuz elma, ekmek, muz gibi gıdalar dışkının katılaşması yönünde yardımcı olan beslenme faktörleridir. Sıvı miktarını artırmakla beraber bu bahsettiğim gıdaların alınması da
yaklaşık 2-3 gün içerisinde diyetin bu şekilde düzenlenmesi de ishal tablosunun eğer ki mikrobikse doktorun vereceği ilaçların yanında uygulanması gereken beslenme önerilerdir. Sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederim.